Şimdi önce bal kabaklarımızı ayıklayarak başlayalım. Bizim tatlımızda olduğu gibi bal kabaklarını küçük küçük parçalara ayırarak pişirebilirsiniz. Kenarlarında kalmış olan kabuklar varsa, kalın kabuklar, onları keserek alabilirsiniz. Evet, bal kabaklarımızı bu şekilde hazırladıktan sonra şimdi tenceremizin içerisine yerleştirelim. Ortaya topluyoruz ve bunun üzerine şimdi şekerimizi ekliyoruz. Evet, şekerimizi koyduktan sonra ocağa alıyoruz. Ve orta ısıda pişireceğiz. Ocağımızın altını da açalım. Şimdi içerisine Hindistan ceviz sütümüzü de ekleyelim. Hepsini dökebiliriz üzerine. Hindistan cevizi sütümüzle birlikte ve toz şekerle birlikte kabaklarımızı pişiriyoruz. Şimdi kapağımızı da kapatalım. Ortalama 20 dakika pişirdikten sonra çıkartacağız. Kavrulmuş susamla birlikte servisini gerçekleştireceğiz. Bal kabak tatlımız pişti. Evet, koyuluğunu da aldı. Şimdi artık servise sunabiliriz. Servis tabağımızı hazırlarken bir yandan da biraz susam kavuracağız. Üzerine servis etmek için susamlarımızı bu şekilde tavamıza koyalım. Susamlar yavaş yavaş kavrulurken biz de tatlıyı servis tabağına alabiliriz. Sosuyla birlikte servis edeceğiz. Sosundan da üzerine bir miktar koyuyoruz bu şekilde. Biraz daha kavuralım susamlarımızı. Evet, ocağımızın altını kapatabiliriz. Ve şimdi bu kavurmuş olduğumuz susamlardan tatlımızın üzerine bu şekilde gezdiriyoruz.